Ateizm bence bir din ya. Din mi? Bence din. Ateizm mi? Bence yok. Değil mi? Çünkü hiçbir şeylere inancı olmadığı için bir dine de inançları olacağını tahmin etmemen. Ateizm sence bir din midir? Ateizm bence bir din değildir. Bence yaşam şeklidir. Ateizm sence bir din midir? Ateizm mi? Din değildir, inanç şeklidir. Yok abi. Değil midir? Öyle ama değil. Din ama değil mi? Aynen, bana öyle geliyor. Tabii ki de. Dindir. Evet. Yani o da bir inanmaktır yani. Yani dindir. Yani din olduğunu tam olarak iddia edemem. Bu konu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değilim ama sonuçta herkesin düşüncelerine saygı duymak zorundayız. Ateizm sence bir din midir? Bilmiyorum ki. Yani değildir. Değil midir? Değildir. Sizce? Değildir. O ateizm, ben inanmam. Yalandır o. Yalandır. Yalan. Ateizm din olduğunu düşünmüyorum. Ama inanç, o da bir inanç. İnanç yani. Mıdır? Kesinlikle. Bir aslında duygusuzluk gibi diyebiliriz. Çünkü din insanın içinde bir duygu olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu bir çeşit duygusuzluk. Hayır, din değildir. Din değil mi? Tabii din değildir. Nedir? Ateizm insanların boşlukta kalıp çok fazla okuyup kafaların karmaşıklaşıp Allah'a inancını yok etmeleri diyebilirim. Yok, değildir. Ateizm değildir. Din değil mi? Değildir. Bence değildir. İnançlara saygı duymak lazım neticede. Ama ateizm, ben ateizm diyorsa ona da saygı duymak lazım. Din midir sence? Ya bana göre değil yani. Bana göre. Sana göre değil. Benim düşünceme göre değil yani. Ateizm sence bir din midir? Hayır, kesinlikle değil. Bence düşünemeyen insanların uydurduğu bir şey olmalı. Yani ateizm bir din değildir, dinsizlik de değildir bence. Hiçbir şey, beyni olmayan, çok düşünmeyen insanların söyledikleri bir şey. Bana bu konularda pek bilmiyorum. Ateizm iyidir yani, ne bileyim. İyi midir? İyidir tabii, iyi. Seven de var, sevmeyen de var. Aynen abi. Sen seviyor musun? Ben bağımsızım ya. Ateizm bir din midir? Hayır. Din değildir. Evet. Ateizm bence bir din değildir. Ateizm nedir? Dünyadaki binlerce din var. Bunlardan birine inanıyoruz biz, değil mi? Ateizm de bir, hepsine inanmamak gibi bir şey. Bugünkü sorumuz, ateizm bir din midir? Bazı kişiler sıklıkla şu soruyu sorarlar. Neden ateizmden bir dinmiş gibi bahsediyorsun? Ateizm sadece Tanrı'ya inanmamak anlamına gelmiyor mu? Bu onun din olduğunu göstermez. Bence gösterir. Çünkü ateizme ne kadar yakından bakarsanız onun Tanrı inançsızlığından daha fazlası olduğunu da o kadar iyi görürsünüz. Neden böyle dediğimi açıklayayım. Eğer ateizm sadece Tanrı'nın varlığına inanmamaksa, ilk karşımıza çıkan problem bunun çok tuhaf başka sonuçlar doğurmasıdır. Bu açıklamayı doğru kabul edersek, kayalar, kedi yavruları, plastik ördekler ve hatta Richard Dawkins'in sol ayağı da ateist demektir. Çünkü tüm bunlar Tanrı inancına sahip değillerdir. Bu son derece mantıksız bir sonuçtur. Ve bu yüzden ateizmin sadece Tanrı'ya inanmamaktan fazlası olduğunu gösterir. Ateizmin tanımı bu olamaz. Ateizmin sadece Tanrı'ya inanmamaktan fazlası olmasının yanı sıra bir problem daha vardır. Bu tanımı doğru kabul etsek bile, bu tanım nasıl olur da bir insanın kimliğinin temel bir parçası olabilir? Ben Noel Baba'nın varlığına inanmıyorum. Diş perisinin varlığına da inanmıyorum. Ama gidip insanlara kendimi diş perisine inanmayan bir kişi olarak tanıtmıyorum. Twitter profilimde bu açıklamayı göremezsiniz. Ama devamlı kendilerini ateist olarak tanıtan insanlarla karşılaşıyorum. Bu onların kimliklerinin temel bir parçasıdır. Eğer ateizm bir insanın kimliğinin temel bir parçasını oluşturuyorsa, bu onun açıkça Tanrı inançsızlığından daha fazlası olduğunu gösterir. Bunu üçüncü bir kanıtla da açıklayabilirim. Bugünlerde ateistler ve seküler insanlar kendi ibadethanelerini açıyorlar. Evet, bu doğru. Birkaç yıl önce İngiltere'nin Londra şehrinde bir grup ateist bir araya gelerek Londra Dinsiz İbadethanesini açtılar. Ve pazar toplanmalarının adını verdikleri bir etkinlik başlattılar. Pazarları bir araya gelerek seküler şarkılar söylediler. Bilimle ilgili ilham verici konuşmalar dinlediler. Bu bir ateist ibadethanesiydi. Dünyanın başka büyük şehirlerinde de bu tür ateist topluluklar yayılmaya başladı. Yani ateizm bir din gibi görünmektedir. Bir inanç sistemi gibi hareket etmektedir. İbadethaneleri, inanç açıklamaları, toplulukları ve bilgi önderleri vardır. Yani ateizm gerçekten bir din ve inanç sistemidir. Bunu sevgili ateist arkadaşlarıma sıklıkla söylüyorum. Ayrıca eğer ateizm bir inanç sistemi ise bununla birlikte gelen başka sonuçlar da vardır. Bunların en büyüklerinden bir tanesi, bu inancı sadece varsayamazsınız.
onu destekleyen sebepler ve kanıtlar da sunmalısınız. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bizzat son dönem ateist yazarlarından Christopher Hitchens'ın God is not great kitabında yazdığı özlü sözün hedefi haline gelirsiniz. O şöyle diyor: kanıt sunulmadan ortaya atılan bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur. Bu Hristiyanlık için olduğu kadar ateizm için de geçerli bir sözdür. Ateist dostlarıma Hitchens'ın bu tavsiyesine uymalarını öneriyorum. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere, hoşça kalın.